Annesiyle kız kardeşleri büyük yemek salonunda ziyaret masasına oturmuş, sütlü kahve ve börekle akşam yemeği yiyorlardı. Onu kapıda, yüzü allak bullak, tepeden tırnağa kargaların orospu kokusuyla yüz kızartıcı bir durumda gördüklerinde. Katedralin büyük çanı hala evin kocaman boşluğunda yankılanıyordu. Annesi kaygıyla nerelerde kaldığını sordu ona. O gün öğleden sonra bir beyin kanaması geçiren Gerasiz de la Vera'nın, Markisi'nin son torunu, General Ignacio Maria'ya bakması için her yerde aramışlardı onu çünkü. Ölüm çanları onun için çalıyordu. Doktor Juvenal Urbino kapının pervazına dayanmış, söylediklerini anlamadan dinledi annesini. Sonra yatak odasına ulaşmaya çalışarak çevresinde yarım bir dönüş yaptı. Yüzü koyun yere kapanarak beş yıldızlı, anisadosunu ağız dolusu kustu. Kutsal Meryem diye çığlık attı annesi. Bu durumda eve gelmen için çok olağanüstü bir şey olmuş olmalı. Ama en olağanüstü şey daha olmamıştı. Kentte General Ignacio Maria'nın yası sona erer ermez Doktor Juvenal Urbino, kentte Mozart sonalarından oluşan bir dizi resital vermiş olan tanınmış piyanist Romeo Lucic'in gelişinden yararlanarak müzik okulunun piyanosunu katırların çektiği bir arabaya yükleyip Fermina Daza'ya dillere destan bir serenat yaptı. Fermina Daza müziğin ilk ölçüleriyle uyandı. Balkondan bakması bu alışılmadık saygı gösterisini düzenleyenin kim olduğunu anlamasına yetti. Tek hayıflandığı şey istenmeyen talibin başına oturağı boşaltan öteki şımarık küçük hanımlar gibi yürekli olmamasıydı. Buna karşılık Lorenzo Daza serenat sürerken çarçabuk giyindi. Biter bitmez de Doktor Juvenal Urbino ile hala konser giysileri içindeki piyanisti salona buyur edip iyi cins bir kadeh konyakla serenat için teşekkür etti onlara. Fermina Daza, babasının yüreğini yumuşatmaya çalıştığının çok çabuk farkına vardı. Serenad'ın ertesi günü söz gelimi söylüyormuş gibi, ''Düşün, annen bir Urbino de la Calle'nin sana kur yaptığını bilseydi neler hissederdi?'' dedi. Kuru bir sesle yanıtladı Fermina Daza. Mezarında kemikleri sızlardı. Birlikte resim dersi aldığı arkadaşları, Lorenzo Daza'nın Doktor Juvenal Urbino tarafından kulüpte yemeğe çağrıldığını, doktorun kurallara aykırı davrandığı için ciddi olarak kınandığını anlattılar ona. Babasının kulübe üye olmak için daha önce birkaç kez başvurduğunu ama her seferinde oy çokluğuyla reddedildiğini, yeniden başvurmasının olanaksız olduğunu ancak o zaman öğrendi. Lorenzo Daza bu aşağılamaları manda yüreği gibi bir yürekle sineye çekiyor, rastlantı süsü vererek Juvenal Urbino ile karşılaşmak için kurnazlıklara başvuruyordu. Kendisiyle karşılaşmak için olmayacak şeyler yapanın Doktor Juvenal Urbino'nun kendisi olduğunun farkına varmaksızın. Bazen çalışma odasında saatlerce gevezelik ediyorlardı. O sırada ev zamanın kıyıcılığına asılı kalıyordu. Çünkü Fermina Daza o gitmedikçe evin yaşamında hiçbir şeyin doğal akışını sürdürmesine izin vermiyordu. Paracua kahvesi iyi bir uğrak oldu. Lorenzo Daza, Juvenal Urbino'ya ilk satranç derslerini orada verdi. Doktor Juvenal Urbino öyle çalışkan bir öğrenciydi ki satranç öldüğü güne dek yakasını bırakmayan onulmaz bir tutkuya dönüştü onda. Piyano serenadından az sonra bir akşam Lorenzo Daza evinin avlusunda kızına yazılmış JUC baş harflerini taşıyan zarfı mühürlü bir mektup buldu. Fermina'nın yatak odasının önünden geçerken kapının altından içeri kaydırdı onu. Babasının bir talibin mektubunu getirecek denli değişmesi ona akıl almaz göründüğünden mektubun oraya nasıl geldiğini anlayamadı. Ne yapacağını bilemediğinden onu komodinin üstüne bıraktı. Birkaç gün orada açılmadan kaldı mektup. Ta ki yağmurlu bir öğleden sonra Fermina Daza, Doktor Juvenal Urbino'nun boğazını muayene ettiği spatulayı ona armağan etmek için eve geldiğini düşünde görünceye dek. Düşündeki spatula alüminyumdan değil, Fermina Daza'nın başka düşlerde haz duyarak tatmış olduğu iştah açıcı bir maddeden yapılmıştı. Onu eşit olmayan iki parçaya böldü, küçüğünü ona verdi. Uyanınca mektubu açtı. Kısa ve açıktı. Juvenal Urbino'nun dilediği tek şey babasından onu görme izni istemesine izin vermesiydi. Mektubun yalınlığı, ağırbaşlılığı etkiledi onu. Günlerdir öylesine sevgiyle besleyip büyüttüğü öfke ansızın yatıştı. Mektubu kullanılmayan küçük bir mahfazaya sandığın dibine sakladı. Ama Florentina Ariza'nın kokulu mektuplarını da oraya saklamış olduğunu anımsadı. Ansızın bir utanç ürpermesiyle sarsılarak yerini değiştirmek için çıkardı onu sandıktan.
O zaman en doğru şeyin mektubu hiç almamış gibi davranmak olduğunu düşündü. Alevin üstünde mumun mavi kabarcıklar halinde patlayışını seyrederek lambada yaktı onu. Zavallı adam diye içini çekti. Birden bir yıldan, biraz uzun bir zamandan beri bu sözleri ikinci kez söylediğinin farkına vardı. Bir an Florentine Ariza'yı düşündü. Yaşamından bu denli uzak oluşuna şaştı. Zavallı adam. Son Ekim yağmurlarıyla üç mektup daha geldi. Birincisine bir kutu Flenvi Manastırı'nın menekşe rengi pastilleri eşlik ediyordu. İkincisini Doktor Juvenal Urbino'nun arabacısı evin kapısına dek getirmiş, Doktor Juvenal Urbino'nun kendisi de arabanın penceresinden Gala Placidia'yı selamlamıştı. Mektupları onun gönderdiğinden kimse kuşkulanmasın diye, sonra da kimse mektupların alınmadığını söylemesin diye. Dahası mektupların her ikisi de adının baş harflerini taşıyan bal mumu mühürle mühürlenmiş, üstleri de Fermina Daza'nın tanıdığı kargacık burgacık bir hekim yazısıyla yazılmıştı. Özde ikisi de ilk mektuptaki şeyi söylüyordu. Aynı uysallıkla tasarlanmışlardı ama ağır başlıklarının ardında Florentine Ariza'nın sakınımlı mektuplarında hiç görülmeyen belli belirsiz bir kaygı kendini sezdirmeye başlıyordu. Fermina Daza iki hafta arayla gelen bu mektupları alır almaz okudu. Nedenini bilmeksizin tam ateşe atacakken fikir değiştirdi. Ama onları yanıtlamayı hiç düşünmedi. Ekim ayında gelen üçüncü mektup sokak kapısının altından atılmıştı ve öncekilerden bambaşkaydı. Yazı öylesine çocuksuydu ki sol elle yazıldığına hiç kuşku yoktu. Ama Fermina Daza ancak metin küçültücü bir imzasız mektup olduğunu açığa vurunca farkına vardı bunun. Mektubu yazan her kimse onun aşk iksiriyle Doktor Juvenal Urbino'yu büyülediğini kesinmiş gibi öne sürüyor, bu varsayımdan uğursuz sonuçlar çıkarıyordu. Bir tehditle bitiriyordu sözlerini. Eğer Fermina Daza kentin en gözde erkeğinin düzeyine çıkmaya kalkışmaktan vazgeçmezse herkese rezil edilecekti. Büyük bir haksızlığın kurbanı olduğunu hissetti ama tepkisi öç almak olmadı. Tam tersine Doktor Juvenal Urbino'nun kurlarından hiçbir zaman hiçbir nedenle etkilenmeyeceğinden emin olduğundan imzasız mektubu yazanı bulup her türlü usa yatkın açıklamayı yaparak yanılgısını düzeltecekti. Bu olayı izleyen günlerde üç imzasız mektup daha aldı. Üçü de birincisi gibi kalleşçe ama hiçbiri aynı kişi tarafından yazılmışa benzemiyordu. Ya bir düzene kurban gitmişti ya da gizli sevdasının yanlış yorumu sandığından daha uzaklara yayılmıştı. Bütün bunların salt Doktor Urbino'nun bir patavatsızlığının sonucu olduğu düşüncesi tedirgin ediyordu onu. Onun saygın görünüşünden farklı bir insan olabileceği, hasta ziyaretleri sırasında bazen dilini tutamadığı, onun sınıfından birçok erkeklerin yaptıkları gibi hayali tavlama öyküleriyle övünmüş olabileceği geldi aklına. Ama sonra caydı bundan. Çünkü kim bilir onun istediği de buydu belki. Onunla birlikte iş odasında resim dersi alan arkadaşlarından bilgi edinmeye çalıştı. Ama işittikleri tek şey piyano serenadına ilişkin iyi niyetli yorumlardı. Kendini öfkeli, güçsüz, aşağılanmış hissediyordu. Başlangıçta görünmez düşmanıyla karşılaşıp ona yanıldığını anlatmaktı istediği. Şimdi ise budama makasıyla onu lokma lokma doğramak istiyordu. Geceleri bir avuntu bulabilmek umuduyla gözünü kırpmadan imzasız mektupların ayrıntılarını, anlamlarını çözümleyerek geçiriyordu. Boş bir umuttu bu. Fermina Daza, Urbino de la Calle'lerin iç dünyasında doğuştan yabancıydı. Onların iyiliklerine karşı kendini savunacak silahları vardı ama kötülüklerine karşı değil. O günlerde gelen bir zenci bebeğin yarattığı korku bu kanıyı daha da buruklaştırdı. Bebekle birlikte mektup gönderilmemişti ama kaynağını kestirmek kolay görünüyordu ona. Olsa olsa Doktor Juvenal Urbino göndermiş olabilirdi onu. Etiketine bakılırsa Martinika'dan alınmıştı. Güzel bir giysisi, altın iplikçiklerle süslenmiş kıvırcık saçları vardı. Yatırınca gözlerini yumuyordu. Fermina Daza onu öyle eğlenceli buldu ki kuşkularını yendi. Gündüzleri yastığının üstüne yatırıyordu onu. Onunla birlikte uyumayı alışkanlık edindi. Ama bir süre sonra tüketici bir düşün ardından bebeğin büyümekte olduğunu fark etti. Görkemli giysisi butlarını açıkta bırakıyordu. Ayakkabıları ayaklarının zoruyla patlamıştı. Fermina Daza Afrika büyüsü diye bir şeyden söz edildiğini işitmişti ama böylesine ürkütücü olanını hiç duymamıştı. Öte yandan Juvenal Urbino gibi bir adamın böyle bir canavarlık yeteneği olabileceğini bir türlü aklı almıyordu.
Haklıydı. Bebek arabacı tarafından değil, hiç kimsenin hakkında kesin bilgi vermediği gezici bir balıkçı tarafından getirilmişti. Bilmeceyi çözmeye çalışan Fermina Daza bir an melankolik hali kendisini korkutan Florentine Ariza'yı düşündü ama yaşam yanıldığını gösterdi. Gizem hiçbir zaman açıklığa kavuşmadı. Evlenip çoluk çocuğa karıştıktan, Tanrı'nın sevgili kulu olduğuna inandıktan sonra bile uzun zaman anımsadıkça korkuyla ürperdi. Doktor Urbino'nun son girişimi, Présentation de la Saintissima Virgen Koleji'nin müdüresi rahibe Franca de la Rose ile oldu. Kuzey ve Güney Amerika'da kurulduğundan beri topluluğu destekleyen bir ailenin isteğini geri çeviremedi. Sabahın 9'unda bir rahibe adayı ile birlikte çıka geldiler. Fermina Daza tuvaletini tamamlayıncaya dek yarım saat kuş kafesleriyle oyalanmak zorunda kaldılar. Rahibe Franca de la Rose, çocuksu tutkularıyla hiç ilişiği olmayan, madensi bir ses tınısı, buyurgan bakışları olan erkeksi bir Almandı. Fermina Daza, dünyada ondan, ona ilişkin her şeyden nefret ettiği kadar hiçbir şeyden nefret etmiyordu. Onu yapmacık dindarlığının anısı bile bağırsaklarını bir akrep tırmalıyormuş gibi bir duygu veriyordu ona. Banyonun kapısından onu görüp tanıması, kolej işkencelerini, günlük ayinin dayanılmaz uyuşukluğunu, sınav korkularını, rahibe adaylarının kölece bağlılıklarını, ruhun yoksulluğu prizmasından çarpıtılarak yansıtılan yaşamı bir anda yeniden yaşamasına yetti. Buna karşılık rahibe Franca de la Rose içtenlikli görünen bir sevinçle selamladı onu. Onun böyle büyüyüp olgunlaşmasına şaştı. Evi beceriyle çekip çevirişini, bahçenin zevkliliğini, portakal çiçeklerini övdü. Rahibe adayına orada kendisini beklemesini, bir dalgınlık anında gözlerini oyabilecek olan kargalara çok yaklaşmamasını buyurdu. Sonra Fermina ile baş başa oturup konuşabilecekleri tenha bir yer aradı. Fermina Daza salona buyur etti onu. Kısa ve buruk bir ziyaret oldu. Franca de la Rose hemşire, söze girmek için zaman yitirmeksizin Fermina Daza'ya okula onurlu bir biçimde yeniden dönmeyi önerdi. Kovuluşunun nedeni yalnızca sicillerden değil, kurumun belleğinden de silinecek, bu onun öğrenimini tamamlamasına, edebiyat lisansı diploması almasına olanak verecekti. Fermina Daza şaşkın, bunun nedenini öğrenmek istedi. Çok değerli, tek isteği seni mutlu kılmak olan birinin dileğidir bu, dedi rahibe. Kim olduğunu biliyor musun? O zaman anladı. Masum bir mektup yüzünden yaşamını alt üst eden bir kadının hangi yetkiyle aşk arabuluculuğu yaptığını sordu kendi kendine. Ama bunu söyleme yürekliliğini bulamadı. Evet, dedi. O adamı tanıyordu. Bunun içinde yaşamına karışmaya hiç hakkı olmadığını biliyordu. Senden istediği tek şey 5 dakika seninle konuşmasına izin vermen, dedi rahibe. Babanın razı olacağından eminim. Fermina Daza'nın öfkesi babasının bu ziyarette suç ortaklığı ettiği düşüncesiyle daha da arttı. Hastayken 2 kez görmüştük birbirimizi, dedi. Şimdi görüşmemiz için hiçbir neden yok. 2 paralık aklı olan bir kadın için bu adam gökten zembille inmiş bir adam, dedi rahibe. Onun erdemlerini, bağlılığını, kendini acı çekenlere yardıma adayışını anlattı. Yeninin içinden ucunda fil dişinde bir İsa bulunan altın bir tesbih çıkardı. Fermina Daza'nın gözlerinin önünde salladı onu. Siyenalı bir kuyumcunun yaptığı, 4. Clemens tarafından kutsanmış, en az 100 yıllık bir aile andacıydı bu. Bu senin, dedi. Fermina Daza kanının damarlarında hızlı hızlı aktığını hissetti o zaman, yüreklendi. Böyle bir şeyi nasıl yapabildiğinizi anlayamıyorum, dedi. Aşk sizin için bir günahtır. Hemşire Franca de la Rose imayı anlamazlıktan geldi ama gözleri kıpkırmızı oldu. Tesbihi Fermina Daza'nın gözlerinin önünde sallıyordu hala. Benimle anlaşsan iyi olur, dedi. Yoksa baş piskopos gelir, o zaman iş başka bir renk alır. Gelsin, dedi Fermina Daza. Hemşire Franca de la Rose altın tesbihi yeninin içine sakladı. Sonra öteki yeninden solmuş bir mendil çıkardı. Yuvarladı, avcunun içinde sıktı. Uzaklardan acıyarak baktı Fermina Daza'ya. Zavallı kızım, diye içine çekti. Hep bu adamı düşünüyorsun. Fermina Daza gözünü kırpmadan rahibeye bakarak bu küstahlığı kafasında evirip çevirdi. Sessizce düşünerek, hiç konuşmadan gözlerinin içine baktı, baktı. Sonunda onun erkeksi gözlerinin yaşlarla dolduğunu sonsuz bir sevinçle gördü. Rahibe Franca de la Rose top gibi yumulmuş mendille gözyaşlarını kuruladı, ayağa kalktı. Baban haklı, dedi. Katır gibi inatçısın sen.
Başpiskopos gelmedi. Böylece kuşatma hemen o gün sona erecekti. Eğer Hildebrand'a Sanchez Noel'i kuziniyle geçirmeye gelmeseydi. Bu geliş ikisinin de yaşamını değiştirdi. Sabahın 5'inde Rioja gemisinde karşılamaya gittiler onu. Deniz tutmasından ölesiye hastalanmış bir yolcu kalabalığının ortasında ama ışıl ışıl alabildiğine kadınca denizde geçen kötü geceden ötürü heyecanlı indi gemiden. Sepetler dolusu canlı hindiler, verimli topraklarında yetişen çeşit çeşit meyvelerle yüklü gelmişti. Ziyareti boyunca herkese yetsin diye Limasco Sanchez babası Noel şenlikleri için çalgıcılara gerek olup olmadığını soruyordu. Elinin altında en iyi müzisyenler vardı çünkü. Daha sonra havai fişekler göndereceğine de söz veriyordu. Kızını almaya Mart'tan önce gelemeyeceğini bildiriyordu üstelik. Böylece tadını çıkarmak için uzun bir zaman vardı önlerinde. İki kuzin hemen işe koyuldular. Daha ilk akşam soyunup teknelerden birine sular sıçratarak birlikte yıkandılar. Birbirlerini sabunluyorlar, bitlerini ayıklıyorlar, kalçalarını, diri göğüslerini karşılaştırıyorlardı. Birbirlerini son kez çıplak gördüklerinden beri zaman onlara ne denli acımasızca davrandığını anlamak için birbirlerinin aynasına bakıyorlardı kendilerinde. Hildebrand da iri yarı, teni altın sarısıydı. Ama bedeninin bütün tüyleri esmer, kısa, kıvırcıktı. Buna karşılık Fermina Daza'nın duru teni, parlak tüyü, ince hatlı, solgun bir çıplaklığı vardı. Gala Placidia odaya onlar için birbirinin eşi iki yatak koydurtmuştu. Ama bazen ikisi bir yatakta yatıyorlar, ışığı söndürüp gün ağarıncaya dek konuşuyorlardı. Hildebrand'ın sandığının astarına sakladığı ince kaçak yaprak sigaraları içiyorlar. Sonra da odaya sinen kokusunu gidermek için kokulu kağıtlar yakıyorlardı. Fermina Daza ilk kez Valdepur'da içmişti sigarayı. Sonra da Fonseca'da. O 10 kuzinin bir odaya doluşup erkeklerden konuştukları, bir yandan da gizli gizli tüttürdükleri Rioja'da sürdürmüştü. Sigarayı erkeklerin savaş gecelerinde ateşi onları ele vermesin diye yaptıkları gibi ters tutarak ateşi ağzının içine gelecek biçimde içmeyi öğrenmişti. Ama yalnızken hiç içmiyordu. Hildebrandlarda kaldığı sürece her gece yatmadan önce sigara içmeye alıştı. Ama her zaman gizli gizli içti sigarayı. Kocasından, çocuklarından bile. Yalnızca bir kadının herkesin içinde sigara içmesi kötü gözle görüldüğü için değil, sigara içmekten aldığı tadı gizliliğe bağladığı için. Hildebrand'ın yolculuğu da onu olanaksız aşkından uzaklaştırmak için ana babası tarafından düzenlenmişti. Bu yolculuğun amacının Fermina Daza'nın iyi bir evlilik konusunda karar vermesine yardım etmek olduğuna onu inandırmış olsalar da. Hildebrand da tıpkı bir zamanlar kuzininin yaptığı gibi unutuştan kaçma umuduyla kabul etmişti yolculuğa çıkmayı. Fonseca telgrafçısıyla telgraflarını büyük bir gizlilik içinde göndermesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu yüzden Fermina Daza'nın Florentine Ariza'yı reddettiğini öğrendiği zaman uğradığı düş kırıklığı çok acı oldu. Öte yandan Hildebrand'ın evrensel bir aşk kavramı vardı. Bir aşkın yazgısının dünyadaki bütün aşkları etkileyeceğine inanıyordu. Yine de tasarıya karşı çıkmadı. Fermina Daza'yı dehşete düşüren bir gözü peklikle Florentine Ariza'nın kalbini kazanmak için tek başına telgrafhaneye gitti. Fermina Daza aracılığıyla oluşturduğu imgeye hiç mi hiç benzemediği için onu tanıyamazdı. İlk görüşte neredeyse göze görünmeyecek denli silik, dayak yemiş köpek hali, gözden düşmüş haham kılığı, hiç kimsenin gönlünü çelemeyecek gösterişli davranışlarıyla kuzininin bu memur için deli divane olması olanaksız göründü ona. Ama çok geçmeden ilk izleniminden ötürü pişmanlık duydu. Florentine Ariza kayıtsız koşulsuz ona hizmet etmeye koyuldu. Kim olduğunu bilmeden hiçbir zamanda öğrenemedi bunu. Florentine Ariza'dan daha iyi hiç kimse anlayamazdı onu. Ne kimliğini sordu ne de adresini. Çözüm çok basitti. Her çarşamba öğleden sonra telgrafhaneye uğrayacak, o da yanıtı eline verecekti. Hepsi bu kadar. Öte yandan Hildebrand'ın yazılı olarak getirdiği telgrafı okuyunca bir öneride bulunup bulunamayacağını sordu ona. Hildebrand da kabul etti. Florentine Ariza önce satırlar arasında bazı düzeltmeler yaptı. Sonra onları çizdi, yeniden yazdı. Yer kalmadı, sonunda kağıdı yırtıp Hildebrand'a dokunaklı görünen başka bir telgraf yazdı yeni baştan. Telgrafhaneden çıktığında Hildebrand ağlamak üzereydi. Çirkin, yürek sızlatıcı dedi Fermina'ya ama tepeden tırnağa aşk. Hildebrand'ın en çok dikkatini çeken şey kuzininin yalnızlığıydı. 20'sinde evde kalmış bir kıza benzediğini söylüyordu ona.
içinde kaç kişinin yaşadığını, her seferinde sofraya kimlerin oturduğunu hiç kimsenin kesin olarak bilmediği evlerde yaşayan kalabalık ve dağınık bir aileye alışık olan Hildebrand, kendi yaşında bir kızın özel yaşamının içine kapanmasını bir türlü anlayamıyordu. Ama öyleydi. Sabah saat 6'da uyandığı zaman başucu lambasını söndürünceye değin vaktini boşa geçirmeye adıyordu kendini. Yaşam dışarıdan dayatılıyordu ona. Önce son horozlar öter ötmez sütçü kapının tokmağını vurarak uyandırıyordu onu. Sonra su yosunlarından bir döşek üstünde ölümsek sinaritlerle dolu sandığıyla balıkçı kadın, Maria de la Baja'dan gelen sebzeler, San Santino'dan gelen meyvelerle şatafatlı satıcı kadınlar çalıyorlardı kapıyı. Sonra da bütün gün önüne gelen kapıyı çalıyordu. Dilenciler, piyango bileti satanlar, bağış toplayan rahibeler, çığırtkan düdüğüyle bileyici, boş şişe alan, gazete kağıdı alan, hurda alan, iskambil falına bakan, el falına, kahve falına bakan, toprak kaplardaki suda geleceğini okuyan sahte çingeneler. Gala Placidia bütün haftayı sokak kapısını açıp kapamakla, ister istemez başka zaman gel demekle ya da balkondan aksi aksi çok oldunuz artık bir şeye ihtiyacımız yok diye bağırmakla geçiriyordu. Eskolastika halanın yerini öylesine yürekten çabayla, öylesine incelikle almıştı ki Fermina Daza halasının yerine koydu onu. Sevgide bile. Bir köle kadının saplantıları vardı onda. Boş vakit bulur bulmaz iş odasına gidip çarşafları ütülüyor, düzgünce katlıyor, aralarına lavanta çiçekleri koyarak dolaplara yerleştiriyordu. Yalnız yeni yıkadıklarını değil, kullanılmaya kullanılmaya parlaklığını yitirmiş olanları da ütüleyip kaldırıyordu. Fermina Sanchez'in, Fermina'nın 14 yıl önce ölen annesinin giysi dolabına da aynı özeni gösteriyordu hala. Ama kararları veren Fermina Daza'ydı. Ne pişirileceğini, ne satın alınacağını, yapılması gereken her şeyi o buyuruyor, gerçekte belirlenmesi gereken hiçbir şeyin olmadığı bir evin yaşamını belirliyordu böylece. Kafesleri temizleyip kuşlara yem verdikten, çiçeklerin hiçbir şeyinin eksik olmamasına özen gösterdikten sonra ne yapacağını bilmeksizin kala kalıyordu. Kolejden kovulduktan sonra çok kez öğle uykusuna yattığında ertesi güne dek uyanmıyordu. Resim dersleri eğlenceli bir vakit öldürme biçimiydi yalnızca. Babasıyla ilişkileri Eskolastika halanın sürgüne gönderilişinden beri sevgiden yoksundu ama birbirlerine engel olmaksızın birlikte yaşamanın yolunu bulmuşlardı. Fermina Daza uyandığında babası işe gitmiş oluyordu. Hemen hemen hiçbir şey yemese de törensel öğle yemeğine gelmediği çok seyrek olurdu. Barakua kahvesindeki iştah açıcılarla İspanyol mezeleri yetiyordu ona çünkü. Akşam yemeği de yemezdi. Fermina Daza onun payını bir tabağa koyup üstüne bir başka tabak örterek masaya bırakıyordu. Ancak ertesi gün sabah kahvaltısında ısıtırıp yiyeceğini bile bile. Haftada bir kez alışveriş için ince ince hesaplayıp para veriyordu kızına. O da tutumlu davranıyordu ama Lorenzo Daza öngörülmemiş giderler için kızının her isteğini seve seve yerine getiriyordu. Hiçbir zaman kuruş saymıyor, hesap istemiyordu ondan ama o sanki Engizisyon mahkemesine hesap verecekmiş gibi davranıyordu. İşlerinin niteliğinden ya da durumundan hiç söz etmemişti. Limandaki bürosunu da hiç götürmemişti onu. İyi aile kızlarına, yanlarında babaları olsa da yasak bir yerdi orası. Lorenzo Daza, savaşın daha az kritik dönemlerinde sokağa çıkma yasağının başladığı saatten akşam saat 10'dan önce eve dönmezdi. O saate değin Paracua kahvesinde kalır, hangisi olursa olsun iskambil oynardı. Bütün oyunlarda ustaydı çünkü, iyi bir öğretmendi de. Eve her zaman kafası yerinde, kızını uyandırmadan gelir, uyanır uyanmaz da ilk antisidasusunu içer, gün boyu sönük prosunun ucunu çiğneyerek ara ara bir kadeh içmeyi sürdürürdü. Ama bir gece Fermina onun geldiğini duydu. Merdivenlerde paldır küldür ayak seslerini, ikinci katın koridorunda derin derin soluduğunu, yatak odasının kapısına avucuyla vurduğunu işitti. Kapıyı açtı, babasının dışa dönük gözü, sözcükleri ağzında yuvarlaması ilk kez korkuttu onu. Mahvolduk dedi. Her şey mahvoldu, anlıyor musun? Bütün söylediği bundan ibaretti. Bir daha da bir şey söylemedi bu konuda. Gerçeği söylediğini gösteren hiçbir şey de olmadı ama o geceden sonra Fermina Daza dünyada yapayalnız olduğunun bilincine vardı. Belirsiz bir toplumsal çevrede yaşıyordu. Eski okul arkadaşları kovulma onursuzluğundan sonra kendisine büsbütün yasaklanan bir dünyada yaşıyorlardı. Komşuları da saymıyorlardı onu. Çünkü Presentatio de la Santima Virgin Koleji'nin formasıyla tanımışlardı onu. Geçmişini de bilmiyorlardı.
Babasının dünyası tüccarlarla istifçilerin, Parakua kahvesinin herkese açık sığınağında barınan savaş mültecilerinin, yalnız adamların dünyasıydı. Son yıl resim dersleri kapalı dünyasından biraz olsun kurtarmıştı onu. Çünkü öğretmen toplu ders yapmayı yeğliyor, iş odasına başka öğrenciler getiriyordu. Ama bunlar değişik toplumsal konumları belirsiz genç kızlardı. Fermine Daza için sevgileri dersle birlikte sona eren gel geç arkadaşlardı. Hildebrand'ı evi açmak, havalandırmak, kestane fişekleri, babasının müzisyenlerini, havai fişeklerle kurulan şatolarını geliştirerek esinleriyle kuzeninin küflenmiş ruhunu arıtmak için bir maskeli balo düzenlemek istiyordu ama çok geçmeden tasarılarının işe yaramadığını anladı. Nedeni çok basitti, çağıracak kimse yoksa. Ne olursa olsun onu yaşama iten Hildebrand oldu. Öğleden sonraları resim derslerinin ardından kenti tanımak için kendisini sokağa çıkarmasını istedi ondan. Fermina Daza, Eskolastika halayla her gün geçtikleri yolu, Florentina Ariza'nın okuyormuş gibi yaparak kendisini beklediği parktaki sırayı, onun kendisini izlediği ara sokakları, mektupları gizledikleri yerleri, bir zamanlar Engizisyon hapishanesinin bulunduğu, sonradan onarılıp bütün yüreğiyle nefret ettiği Kutsal Meryem Koleji'ne dönüştürülmüş olan o uğursuz sarayı gösterdi ona. Florentina Ariza'nın yatağında iştebilsin diye rüzgarın yönüne doğru keman çaldığı yoksullar mezarlığı tepesine çıktılar. Oradan tüm tarihsel kenti seyrettiler. Yıkık damları, aşınmış duvarları, otlar bürümüş kale yıkıntılarını, koydaki dizi dizi adaları, lagunaların çevresindeki yoksul barakaları, uçsuz bucaksız Karayipleri. Noel gecesi katedraldeki gece yarısı ayinine gittiler. Fermina, bir zamanlar Florentina Ariza'nın gizli müziğinin kendisine en iyi ulaştığı yere oturdu. Böyle bir gecede onun korku dolu gözlerini ilk kez yakından gördüğü yeri gösterdi kuzenine. Yazıcılar kapısına dek yalnız başlarına gitmeyi göze aldılar. Tatlılar satın aldılar, süslü kağıtların satıldığı dükkanda oyalandılar. Fermina Daza aşkının bir kuruntudan başka bir şey olmadığını ansızın anladığı yeri gösterdi kuzenine. Evden koleje dek attığı her adımın, kentin her yerinin, yakın geçmişinin her anının Florentina Ariza sayesinde var olduğunun kendisi de bilincinde değildi. Hildebrand buna dikkatini çekti ama o kabul etmedi. İyi de olsa kötü de olsa Florentina Ariza'nın yaşamında başına gelen biricik şey olduğu gerçeğini hiçbir zaman kabule yanaşmayacaktı. O günlerde yazıcılar kapısının üst katında Belçikalı bir fotoğrafçı bir stüdyo açmıştı. Ödeyecek parası olan herkes bu fırsattan yararlanarak resim çektiriyordu ona. Fermina ile Hildebrand da ilk resim çektirenler arasındaydı. Fermina Sanchez'in dolabını boşalttılar, en şatafatlı giysileri, şemsiyeleri, gece ayakkabılarını, şapkaları paylaşıp 100 yıl ortası hanımefendileri gibi giyindiler. Gala Placidia korselerini sıkıştırmalarına yardım etti. Krinolinli eteklerinin demir telleri içinde devinmeyi, eldivenlerini giyinmeyi, yüksek topuklu potinlerini düğmelemeyi öğretti onlara. Hildebrand, deve kuşu tüyleri bir omuzuna düşen geniş kenarlı bir fötr şapka seçti. Fermina, alçıdan meyveler, kertenkeleler, çiçeklerle süslenmiş, daha yeni tarihten kalma bir şapka giyindi. Sonunda aynada ninelerinin gümüşlü levha üstüne çekilmiş eski fotoğraflarına çok benzeyen yansılarını görünce kendi kendilerine güldüler. Sonra mutlu, gülmekten katıla katıla hayatlarının resmini çektirmeye gittiler. Gala Placidia açık şemsiyeleriyle yüksek topukları üstünde ellerinden geldiğince dengelerini korumaya çalışarak krinolinli eteklerini tıpkı bebek arabalarını iter gibi tüm bedenleriyle iterek parkın içinden geçerken balkondan baktı onlara. Tanrı rast getirsin diye dua etti. Stüdyonun önünde kaynaşma vardı çünkü o günlerde Panama'da boks şampiyonluğunu kazanan Benny Sontento'nun fotoğrafını çekiyordu o sırada. Kısa boks pantolonu giyiyordu, ellerinde boks eldivenleri, başında taç vardı ama fotoğrafını çekmek kolay olmuyordu. Çünkü bir dakika kendini koruma pozisyonunda durması, olabildiğince az soluk alması gerekiyordu ama tam kendini korumak için ellerini kaldırdığı sırada hayranları bir alkış koparıyorlar. O da hünerlerini göstererek onları memnun etme isteğine karşı koyamıyordu. Kuzenlerin sırası geldiğinde gökyüzü bulutlanmış, yağmur yağdı yağacaktı ama onlar yüzlerinin nişastayla pudralanmasına ses çıkarmadılar ve alçıdan bir sütuna öyle bir doğallıkla yaslandılar ki gerektiğinden de uzun bir süre kımıldamadan durmayı başardılar. Sonsuza dek kalan bir fotoğraf oldu.
Hildebrand neredeyse 100 yaşında Flora de la Maria çiftliğinin öldüğünde yatak odasındaki kilitli dolapta lavanta kokulu çarşafların arasında kurutulmuş bir menekşeyle yılların soldurduğu bir mektubun içinde saklı buldular onunkini. Fermina Daza ise bir aile albümünün ilk sayfaları arasında uzun yıllar sakladı kendisininkini. Buradan ne zaman nasıl olduğunu kimsenin bilmediği bir biçimde yok oldu. İnanılmaz bir rastlantılar dizisiyle ikisi de 60'larını çoktan aştıkları bir sırada Florentine Ariza'nın eline geçti. Fermina ile Hildebrand Belçika'nın stüdyosundan çıktıklarında yazıcılar kapısının önündeki alan balkonlara varıncaya dek dolup taşmıştı. Yüzlerinin nişasta ile apak, dudaklarının çikolata renkli bir pomatla boyanmış, giysilerinin ise ne ki o günün saatine ne de çağa uygun olduğunu unutmuşlardı. Sokak alaycı ıslıklarla karşıladı onları. Kalabalığın alaylarından sakınmaya çalışarak bir köşeye sığındılar. Tam o sırada kalabalığın içinden kendine yol açmaya çalışan altın koşumlu kupa arabasıyla belirdi. Islıklar dindi. Düşman kalabalık dağıldı. Hildebrand arabanın basamağında beliren adamın ilk görüntüsünü, ipek silindir şapkasını, işlemeli kumaştan yeleğini, ustaca davranışlarını, yumuşak bakışlı gözlerini, kendini kabul ettirişini hiç unutmayacaktı. Daha önce hiç görmemiş olmasına karşın hemen tanıdı onu. Fermina Daza söz arasında hiç ilgilenmiyormuş gibi ondan söz etmişti kendisine. Bir ay önce bir öğleden sonra iki doru at koşulu arabanın kapının önünde durduğu Casal Duero marketinin evinin önünden geçmek istemediğinde. Evin sahibinin kim olduğunu anlatmış, ondan hoşlanmayışının nedenlerini açıklamaya çalışmıştı ama kendisine kur yaptığına ilişkin tek sözcük söylememişti. Hildebrand unutmuştu bunu ama onu arabanın kapısında, bir ayağı yerde, bir ayağı arabanın basamağında, masallardan fırlamış bir hayalet gibi görünce tanıdı. Kuzininin ondan hoşlanmayışının nedenini anlamadı. ''Arabaya binmek şerefini bağışlar mısınız bana?'' dedi onlara Doktor Juvenal Urbino. ''Nereye emrederseniz götüreyim sizi.'' Fermina Daza çekingen davrandı ama Hildebrand kabul etmişti bile. Doktor Juvenal Urbino yere indi. Parmaklarının ucuyla neredeyse dokunmaksızın arabaya binmesine yardım etti. Fermina da başka seçeneği olmadığından Hildebrand'ın ardından yüzü utançtan pembeleşmiş arabaya bindi. Ev birkaç blok ötedeydi. İki kuzin Doktor Urbino'nun arabacıyla gizlice anlaştığının farkına varmadılar ama öyle yapmış olmalıydı çünkü arabanın eve varması yarım saat sürdü. Onlar gidiş yönündeki kanepede oturmuşlardı. Ters yönde oturan Doktor Urbino'nun karşısında. Fermina yüzünü pencereye çevirdi. Boşluğa daldı. Buna karşılık Hildebrand büyülenmişti. Doktor Urbino ise onun büyülenmesiyle daha da çok büyülenmişti. Hildebrand, araba yola koyulur koyulmaz doğal deriyle kaplı koltukların sıcak kokusunu, Kapitone iç döşemesinin cana yakanlığını duyumsadı. Buranın ona insanın ömür boyu içinde yaşayabileceği hoş bir yer gibi göründüğünü söyledi. Çok geçmeden gülmeye, birbirlerine eski arkadaşlar gibi fıkralar anlatmaya başladılar. Sonra her hecenin arasına belli bir hece konarak oluşturulan kolay bir kuş diliyle bir zeka oyununa bile giriştiler. Fermina Daza söylediklerini anlamıyormuş gibi davranıyorlardı. Onun kendilerini dinlediğini, dahası onları dikkatle izlediğini bile bile bu yüzden böyle davranıyorlardı zaten. Uzun uzun güldükten sonra bir an geldi, Hildebrand Putinlerinin işkencesine daha fazla dayanamayacağını itiraf etti. Ondan kolay ne var dedi Doktor Urbino. Bakalım kim daha çabuk çıkaracak. Putinlerin bağcıklarını çözmeye başladı. Hildebrand da onun meydan okumasını kabul etti. Korsesinin balinaları eğilmesine olanak vermediğinden bu onun için kolay olmadı ama Doktor Urbino o putinlerini gölde balık tutmuş gibi bir zafer gülüşüyle eteğinin altından çıkarıncaya dek bile bile oyalandı. O zaman ikisi de Fermina'ya baktılar. Onun gün batımının tutuşan ışıklarına karşı sarı asma kuşununkini andıran her zamankinden ince profilini gördüler. Üç kat öfkeliydi. İçinde bulunduğu hak etmediği durumdan ötürü, Hildebrand'ın uçarı davranışından ötürü, arabanın eve geç varmak için amaçsızca dönüp durduğundan emin olduğu için. Ama Hildebrand gemi azıya almıştı. ''Şimdi anlıyorum.'' dedi. ''Beni sıkan ayakkabılar değil, bu tel kafes.'' Doktor Urbino onun kronilini kastettiğini anladı. Fırsatı kaçırmadı. ''Ondan kolay ne var?'' dedi. ''Çıkarın.'' Bir göz bağlayıcı çubuğuyla cebinden mendilini çıkarıp gözlerini bağladı. ''Ben bakmıyorum.'' dedi. Bant yuvarlak siyah sakalıyla uçları inceltilmiş bıyıkları arasında dudaklarının aralığını ortaya çıkarmıştı.
Hildebrand bir yılgınlık ürpertisiyle sarsıldı. Fermin'e Daza'ya baktı. Onun bu kez öfkeli değil, etekliğini çıkarmayı düşünebilmesinden dehşete kapılmış olduğunu gördü. Hildebrand ciddileşti, sağır dilsiz alfabesiyle ''Ne yapıyoruz?'' diye sordu ona. Fermin'e Daza aynı şifreyle yanıtladı onu. Eğer hemen eve dönmezlerse yürüyen arabadan aşağı atacaktı kendini. ''Bekliyorum'' dedi doktor. ''Artık bakabilirsiniz'' dedi Hildebrand. Doktor Juvenal Urbino gözlerinden bandı çıkarınca onu değişmiş buldu. Oyunun bittiğini hem de kötü bittiğini anladı. Bir işaretiyle arabacı arabayı kendi çevresinde döndürdü. Tam fenercinin sokak fenerlerini yaktığı sırada Los Evangelis Parkı'na girdi. Bütün kiliseler Angelus'u çaldılar. Hildebrand da kuzenini gücendirdiği düşüncesiyle biraz tedirgin, sıradan bir el sıkışıyla hekime veda ederek çabucak indi arabadan. Fermina da aynı şeyi yaptı ama saten eldivenle elini çekmeye çalışırken Doktor Urbino onun orta parmağını sıktı. ''Yanıtınızı bekliyorum.'' dedi. Fermina o zaman elini hızla geri çekti. Boş eldiven doktorun elinde asılı kaldı ama onu almak için bekleyemedi. Yemek yemeden yattı. Hildebrand hiçbir şey olmamış gibi Galaplasidia ile mutfakta yemeğini yedikten sonra yatak odasına girdi. Her zamanki doğal sevimliliğiyle öğleden sonraki olaylar üstüne yorumlar yaptı. Doktor Urbino'ya onun inceliğine, sevimliliğine duyduğu ilgiyi saklamadı. Fermina Daza hiç yorum yapmadı ama öfkesi geri geldi. Bir an geldi, Hildebrand'a itiraf etti. Doktor Juvenal Urbino gözlerini bantladığı zaman pembe dudakları arasından kusursuz dişlerinin parıltısını görmüş, onu öpücüklere boğmak için dayanılmaz bir istek duymuştu. Fermina Daza duvara döndü, onu incitmek için değil tersine bütün yüreğiyle gülümseyerek konuşmaya son verdi. ''Ne orospusun sen?'' dedi. Uykusunda sıçrayarak geçirdi geceyi. Her yerde Doktor Urbino'yu görüyordu. Gülerken, şarkı söylerken gözleri bantlı, dişleri kükürt sarısı parıltılar saçarak yoksullar mezarlığına dek tırmanan başka bir arabanın içinde belirli kurallara uymayan bir dille onunla alay ederken. Gün doğmadan çok önce uyandı. Bitkin, gözleri kapalı, önündeki uzun yılları düşünerek uyanık yattı yatağında. Sonra Hildebrand banyodayken çarçabuk bir mektup yazdı. Çarçabuk katladı, çarçabuk zarfa koydu. Hildebrand banyodan çıkmadan Galaplasidia'ya Doktor Juvenal Urbino'ya gönderdi. Her zamanki mektuplardan biriydi. Ne bir sözcük eksik, ne bir sözcük fazla. Evet, doktor diyordu mektupta, babamla konuşabilirsiniz. Florentina Ariza, Fermina Daza'nın Avrupa'da okumuş, o yaşta rastlanmayan bir üne erişmiş, parlak, varlıklı bir doktorla evlenmek üzere olduğunu öğrenince uğradığı çöküntüden hiçbir güç çekip çıkaramadı onu. Transita Ariza onun hiç konuşmadığının, yemeden içmeden kesildiğinin, geceleri gözüne uyku girmediğinin, durmadan ağladığının farkına varınca onu avutmak için bir sevgilinin oyunlarına başvurarak elinden gelenden fazlasını yaptı. Bir hafta sonra yeniden yemek yemesini sağladı. Sonra üç kardeşten tek olanı Don 12. Leon Loazia ile konuştu. Nedenini açıklamaksızın taşımacılık şirketinde yeğenine ne olursa olsun bir iş vermesini rica etti. Yeter ki ne postanın ne telgrafın olduğu ne de ona bu bata sıcak kentten söz edecek birini görebileceği La Magdalena ormanında yitik bir limanda olsun bu iş. Ama amca piçin varlığını bile katlanamayan kardeşinin dul karısına saygısından Florentine Ariza'ya kendi şirketinde iş vermedi. Ama Calde Las Vantas'ın düzeyinden hemen hemen 3000 metre yükseklikte, 20 günlük yolda, düşsel bir kentte, Villa della Javeda bir telgrafçılık işi sağladı ona. Florentina Ariza bu sağaltım yolculuğunun hiçbir zaman tam anlamıyla bilincine varamadı. O dönemde olan her şey gibi onu da bahtsızlığının prizmasından çarpıtılmış olarak anımsayacaktı yaşamı boyunca. Atama telgrafını alınca üstünde bile durmadı. Ama Lotharia Tagut, Almanlara özgü mantık yürütmelerle onu kamu yönetiminde parlak bir geleceğin beklediğini inandırdı. Telgrafçılık geleceği olan bir meslek dedi. Tavşan derisiyle astarlanmış bir çift eldiven, bir kalpak, Bavyera'nın buz gibi kışlarında giymiş olduğu kürk yakalı bir palto armağan etti ona. Amcası 12. Leon'da günlük kumaştan iki takım giysiyle ağabeyinden kalma su geçirmez botlar armağan etti. İlk gemide bir kamera bileti aldı. Transita Ariza giysileri babasından daha ufak tefek, Alman'dan çok daha kısa boylu olan oğlunun ölçülerine göre düzeltti.
O buz gibi yerin sert havasında hiçbir şeyin eksik olmasın diye yün çoraplar, uzun donlar aldı. Florentine Ariza onca acı çekmekten taşlaşmış, yolculuk hazırlıklarına, cenaze törenine hazırlanan bir ölüye bakar gibi bakıyordu. Gizli acısını bir tek annesine açmasına izin veren o demir gibi kapalılığından ötürü gideceğini kimseye söylemedi. Ama yolculuğunun ön gününde bilinçli olarak az kalsın canına mal olacak son bir çılgınlık yaptı. Gece yarısı pazar giysisini giyip Fermina Daza'nın balkonunun altında onun için bestelediği, yalnızca ikisinin bildiği 3 yıldır gizli sevdalarının simgesi haline gelen aşk valisini çaldı. Sözcükleri mırıldanarak gözyaşlarıyla ıslanmış kemanını öyle yoğun bir esinle çaldı ki daha ilk notalarda sokağın tüm köpekleri, ardından kentin tüm köpekleri havlamaya başladılar. Ama sonra müziğin büyüsüyle yavaş yavaş dinginleştiler. Vals doğaüstü bir sessizlik içinde sona erdi. Balkon kapısı açılmadı. Sokakta kimse görünmedi. Hemen hemen her zaman elinde gaz lambası, serenatların kırıntılarından yararlanmaya koşan gece bekçisi bile. Florentine Ariza'yı bir cin kovma duası gibi rahatlattı bu davranış. Çünkü kemanını kutusuna koyup da arkasına bakmadan ölü sokaklar boyunca uzaklaşırken artık ertesi sabah yola çıkacakmış gibi değil, bir daha kesinlikle dönmeme kararıyla yıllar önce gitmiş gibi duyumsuyordu kendini. Karayip Irmak Şirketi'nin birbirinin eşi üç gemisinden biri olan gemi, kurucusunun anısına saygı olarak Pio Quinto Loazia adıyla yeniden vaftiz edilmişti. Geniş, düz bir demir gövde üstünde yükselen iki katlı yüzen ahşap evi andırıyordu gemi. Teknenin suya batan kısmının 5 kademesi geçmemesi, ırmağın değişken derinliklerinde daha iyi seyretmesini sağlıyordu. Daha eski gemiler, yüzyıl ortasında Ohio ve Mississippi üstünde seyreden gemilerin masalsı modeline göre Cincinnati'de yapılmışlardı. Her iki yanlarında ahşap bir kazanla çalışan bir çark vardı. Karayip Irmak Şirketi'nin gemilerinin de tıpkı ormandaki gibi buhar makineleri, mutfakları, tayfalarının hamaklarını değişik yüksekliklerde çaprazlama astıkları, kocaman kümes hayvanları bölmeleri alt güvertede hemen hemen su düzeyindeydi. Üst katta kaptan köşkü, kaptan ve yardımcılarının kameraları, önemli yolcuların en az bir kez akşam yemeğine ve iskambil oynamaya çağrıldıkları bir oyun ve yemek salonu vardı. Orta katta genel yemek salonuna açılan bir koridorun iki yanına sıralanmış 6 birinci mevki kamerası, Prova'da ise ırmak düzeyinde oymalı tahtadan korkulukları, güverte yolculuklarının geceleri hamaklarını astıkları demir direkleri olan açık bir salon vardı. Daha eski gemiler gibi yandan çarklı değildi bu gemiler. Kıç tarafta yolcu güvertesindeki boğucu kameraların altında yatay paletli kocaman bir çarkları vardı. Florentine Ariza, Temmuz ayının bir pazar sabahı saat 7'de bindi gemiye. İlk kez gemi yolculuklarına çıkanları neredeyse içgüdüsel olarak yaptıkları gibi biner binmez gemiyi keşfetme sıkıntısına katlanmadı. Ancak akşam karanlığında gemi Kalamar Köyü'nün önünden geçerken kıç tarafa çişini etmeye gittiğinde tuvaletin lombozundan ayaklarının altında köpüklerin ve kızgın buharların yanardağ gümbürtüsüyle dönen kocaman paletli dev tekerleği gördüğü zaman yaşamının geri gerçeğinin bilincine vardı. Daha önce hiç yolculuğa çıkmamıştı. İçinde kalın giysilerin aylık fasiküller halinde alıp kendisinin kartonla ciltlediği resimli romanlar, ezbere bildiği okuna okuna neredeyse un ufak olmuş şiir kitaplarının bulunduğu teneke bavulu vardı. Mutsuzluğuyla özdeşleştirdiği kemanını bırakmıştı ama patatesini zorla aldırmıştı ona annesi. Uyumak için çok yaygın, pratik bir donanımdı bu. Bir yastık, bir çarşaf, kurşunla kalay alaşımı birleyen, sivrisineklere karşı ince delikli bir örtü, bunların tümü bir hasıra sarılıp gerektiğinde hamak olarak kullanabileceği iki iple bağlanmıştı. Florentine Ariza kameralarda yatak olduğundan gereksiz olacağını düşündüğü için onu yanına almak istememişti ama daha ilk akşam sağduyusundan ötürü annesine bir kez daha gönül borcu duydu. Gerçekten de o sabah Avrupa'dan gemiyle gelen eyalet valisine şahsen eşlik ettiği resmi giyimli bir yolcu son dakikada gemiye binmişti. Karısı, kızı, üniformalı uşağı iskeleden güçlükle sığan kenarları yaldızlı altı bavuluyla hiç beklemeden yolculuğunu sürdürmek istiyordu. Kaptan Kurazoğlu dev gibi bir adam son dakikada gelen yolculara yer bulmak için yerlilerin yurtseverlik duygularını uyandırmayı başardı. Florentine Ariza'ya İspanyolca Piemonte karışımı bir dille yolcunun cumhuriyetinin başkentine giden İngiltere'nin yeni olağanüstü elçisi olduğunu açıkladı.
İngiltere Krallığı'nın İspanyol egemenliğinden kurtularak bağımsızlığımıza kavuşmamız için bize önemli yardımlarda bulunmuş olduğunu, bu nedenle böylesine soylu bir ailenin ülkemizde kendini kendi ülkesinde olduğundan daha rahat hissetmesi için ne denli özveride bulunsak az olacağını anımsattı ona. Florentine Ariza doğal olarak kamerasını verdi. Önce buna pişman olmadı çünkü yılın o mevsiminde ırmağın suyu boldu. Gemi ilk iki gece hiçbir engelle karşılaşmaksızın yol aldı. Akşam yemeğinden sonra saat 5'te mürettebat yolculara dipleri çadır bezinden açılır kapanır yataklar dağıttı. Herkes kendisininkini nerede yer bulabilirse oraya açıyor, patatesindeki çarşafını seriyor, üstüne de cibinliğini kuruyordu. Hamağı olanlar salona asıyorlar, olmayanlarsa yemek salonunda masaların üstünde yolculuk boyunca ancak iki kez değiştirilen masa örtülerine sarınarak uyuyorlardı. Florentine Ariza, ırmaktan esen serin rüzgarda Fermina Daza'nın sesini duyduğunu sanarak, yalnızlığını onun anılarıyla besleyerek, karanlıkta kocaman bir hayvanın adımlarıyla ilerleyen geminin soluğunda onun şarkı söylediğini işiterek uyanık geçirdi gecenin büyük bir bölümünü. Ufukta günün ilk pembe saçakları belirip ıssız kırlarla köpüklü suların üstünde ansızın yeni bir gün doğuncaya dek. Bu zaman yolculuk ona annesinin bilgeliğinin son bir kanıtı gibi göründü. Onu tuşa katlanarak yeterli gücü buldu kendinde. Suların elverişli olduğu üç günün ardından mevsimsiz kum yığınaklarıyla yanıltıcı burgaçlar arasından geminin yol alması güçleşti. Irmak gitgide bulanıyor, gemi kazanları için istiflenmiş odunların yanında ara ara tek bir saz kulübeye rastlanan, dev ağaçlardan oluşan Arap saçına dönmüş bir ormanın arasında gittikçe daralıyordu. Papağanların şamatasıyla görünmez maymunların yaygarası gün ortasının sıcağını artırıyormuş gibiydi. Ama geceleri uyumak için gemiyi palamarlara bağlamak gerekiyordu. İşte o zaman soluk almak bile dayanılmaz oluyordu. Sıcağı, sivrisinekleri, kurusun diye küpeşteye serilmiş tuzların, etlerin pis kokusu ekleniyordu. Yolcuların çoğu, başta Avrupalılar, kameralarının kokuşmuşluğunu bırakıp geceyi durmadan akan terlerini sildikleri havluyla her türden hayvanları kovalayarak, güvertede yürüyerek geçiriyorlardı. Güneş doğarken bitkin, sivrisinek ısırığından her yanları şişmiş oluyordu. Üstelik o yıl liberallerle muhafazakarlar arasında aralıksız süren iç savaşta yeni bir olay patlak vermiş, kaptan geminin iç düzenini ve yolcuların güvenliği için çok ciddi önlemleri almıştı. Yanlışlıkları kışkırtmaları önlemek için o günlerde yolcuların en sevdikleri eğlenceleri, kumsallarda güneşlenen timsahlara ateş etmeyi yasakladı. Daha sonra bazı yolcular bir tartışma sırasında iki düşman takıma ayrılınca herkesin silahına el koydu. Yolculuğun sonunda geri vermeye söz vererek. Yola çıkışlarının ertesi günü avcı kılığında bir karabina ve kaplan avlamak için bir çifteyle ortaya çıkan İngiliz elçisinin bile gözünün yaşına bakmadı. Tenerife limanını geçtikten sonra sarı salgın hastalık bayrağı çekmiş bir gemiyle karşılaşınca kısıtlamalar daha da sertleşti. Kaptan bu korkutucu uyarı işareti hakkında hiçbir bilgi elde edemedi çünkü gemi sinyallere yanıt vermedi. Ama aynı gün Jamaika'ya canlı hayvan taşıyan bir başka gemiye rastladılar. Bu gemi onlara salgın bayrağı taşıyan gemide koleraya yakalanmış iki hasta olduğunu, salgının ırmağın henüz geçmedikleri kesiminin kasıp kavurduğunu bildirdi. O zaman kaptan yolcuların yalnızca bundan sonraki limanlarda değil, geminin odun almak için yanaştığı ıssız yerlerde bile karaya çıkmalarını yasakladı. Böylece varış limanına dek 6 gün süren yolculuğun geri kalan kısmında yolcular mahkumlar gibi davranma alışkanlığını edindiler. Bunlar arasında nereden çıktığını kimsenin bilmediği elden ele dolaşan Hollanda'da basılmış açık saçı kartpostallara bakmak gibi tehlikeli bir alışkanlık da vardı. Oysa her deneyimli ırmak yolcusu bunların kaptanın dillere destan koleksiyonundan yalnızca bir örnek olduğunu bilirdi. Ama hiçbir yere varmayan bu eğlence de sonunda can sıkıntısını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. Florentine Ariza, yolculuğunun güçlüklerine, annesini üzüntüye boğan, arkadaşlarını çileden çıkaran o sabır taşı sabrıyla katlandı. Hiç kimseyle konuşmadı, günler sessizce akıp gidiyordu. Küpeşlerinin önünde oturmuş, hiç kıpırdamadan, kumsalda güneşlenen, kelebek yakalamak için çeneleri bir karış açık timsahları seyrederek, bataklıklardan birden ürküp havalanan balıkçıl sürülerine, kocaman anaç memeleriyle yavrularını emziren, kadınsı iniltileriyle yolcuları şaşırtan, deniz ayılarına bakarak kolayca geçiyordu günler.
Bir günde üstüne akbabaların üşüştükleri, şişmiş yeşillenmiş üç cesedin yüzdüğünü gördü. Önce biri başsız iki erkek cesedi geçti. Ardından deniz anasını andıran, saçları geminin dümen suyunda dalgalanan küçük bir kızın cesedi. Kolera mı yoksa savaş kurbanı mı olduklarını hiçbir zaman bilemedi. Çünkü hiçbir zaman bilinemezdi bu. Ama iç bulandırıcı pis kokuları belleğinde Fermine Daza'nın anısına karıştı. Hep böyleydi. Her olayın iyi ya da kötü onunla bir bağlantısı vardı. Geceleyin gemi Palamar'la bağlantığında yolcuların çoğu güvertede aralıksız bir aşağı bir yukarı gezinirken ışığı sabaha dek yanan tek yer olan yemek salonunda gaz lambasının altında resimli romanları neredeyse ezbere okuyor, birçok kez okunmuş dramlar düşsel kişilerin yerine gerçek yaşamda tanıdığı kişileri koyunca başlangıçtaki büyüyü yeniden kazanıyorlardı. Olanaksız aşk rollerini kendisiyle Fermina Daza'ya ayırıyordu. Kimi gecelerde ona kaygılı aşk mektupları yazıyor, sonra onları yırtıp yırtıp durmadan ona doğru koşan sulara saçıyordu. Böylece en güç saatler geçip gidiyordu. Kimi zaman çekingen bir prensin ya da aşk yüzünden yollara düşmüş bir şövalyenin, kimi zaman da unutulmuş bir aşığın derisi yüzülmüş bedenine, kendi bedenini büründürüyordu. Sabahın ilk rüzgarlarıyla kalkıp küpeşlinin yanındaki koltukların birinde oturduğu yerde uyuklamaya gidiyordu. Bir gece her zamankinden daha erken okumayı yarıda kesip dalgın dalgın tuvalete yöneldi. Bomboş yemek salonundan geçerken yırtıcı bir el gömleğinin kolundan yakalayıp bir kamaranın içine çekti onu. Alacakaranlıkta kesik kesik soluk alan çıplak bir kadının sıcak bir terle sırılsıklam yaşı belirsiz bedenini ancak duyumsadı. Kadın onu yatağa devirdi, kayışının tokasını açtı, pantolonunun düğmelerini çözdü, sonra bacaklarını ayırıp ata biner gibi üstüne bindi. Onursuzca erdenliğinden yoksun bıraktı onu. İkisi birlikte can çekişerek bataklık kereviti kokan dipsiz bir kuyunun boşluğunda yuvarlandılar. Kadın soluk soluğa bir an üstüne uzanmış kaldı. Sonra karanlığın içinde yok oldu. Şimdi giyin ve her şeyi unutun dedi. Hiçbir şey olmadı. Saldırı öyle çabuk ve yengeli olmuştu ki can sıkıntısının yol açtığı ani bir delilik gibi değil, en ince ayrıntılarına varıncaya dek uzun uzun tasarlanmış bir planın sonucu gibi anlaşılabilirdi. Bu gurur okşayıcı gerçeklik, inanamadığı, kendi kendine itiraf bile etmek istemediği bir şeyi, tensel bir tutkunun, Fermina Daza'nın düşsel aşkının yerini alabileceğini, zevkin doruğunda birden esinlenmişçesini anlayan Florentine Ariza'nın kaygısını artırdı. Böylece Florentine Ariza, kendisine saldıran bu usta kadının kim olduğunu araştırmaya koyuldu. Onun panter içgüdülerinde derdine derman bulabilirdi belki de. Ama başaramadı. Tersine araştırmasını ne denli derinleştirdiyse gerçeğin o denli uzağında buldu kendini. Saldırı en son kamerada olmuştu ama bu kamera bir ara kapıyla sondan bir önceki kameraya açılıyordu. Öyle ki iki oda dört kişilik bir ailenin yatak odasına dönüşüyordu. Burada iki genç kadınla onlardan oldukça yaşlı ama çok güzel yüzlü üçüncü bir kadın bir de birkaç aylık bir bebek kalıyorlardı. Gemiye Branco de Loba'dan binmişlerdi. Irmağın akışının düzensizliği yüzünden buharlı gemilerin uğramaz oldukları Monpo kentinden gelen yük ve yolcuları aldıkları limandan salt uyuyan bebeği büyük bir kuş kafesinde taşıdıkları için dikkatini çekmişlerdi Florentine Ariza'nın. Transatlantiklerdeki gibi modaya uygun giyinmişlerdi. Yastıklı ipek eteklikler, dantel yakalar, muslinden yapılma çiçeklerle süslenmiş şapkalar, kadınların daha genç olanları günde birkaç kez tepeden tırnağa kılık değiştiriyorlardı. Öyle ki öteki yolcular sıcaktan boğulurken onlar bahar gibi taptaze görünüyorlardı. Üçü de şemsiyeleriyle tüy yelpazelerini ustalıkla kullanıyorlardı. Ama bunu o dönemin Monpolu kadınları gibi çözülmesi güç art anlamlarıyla yapıyorlardı. Aynı aileden oldukları kuşku götürmemekle birlikte Florentine Ariza aralarındaki ilişkiyi saptayamamıştı. Önce daha yaşlı olanın ötekilerinin anneleri olduğunu düşündü. Ama sonra anneleri olacak yaşta olmadığının farkına vardı. Üstelik ötekilerin katılmadıkları yarı yaz giysileri giyiyordu. İçlerinden birinin ötekiler bitişik kuşetlerde uyurken yaptığı şeyi nasıl yapabildiğini anlayamıyordu. Tek akla yakın varsayım kamerada yalnız kaldığı bir andan yararlanması ya da kim bilir belki de böyle bir anı kendisinin yaratmış olmasıydı. Bazen ikisinin geç saatlere dek hava almak için güverteye çıktıkları sırada üçüncüsünün bebeğe bakmak için kamerada kaldığını saptadı.
Ama çok sıcak bir gece, üstü tülle örtülü, sorgun ağacından yapılma kuş kafesinde uyuyan bebekle birlikte üçü de güverteye çıktılar. Arap saçı gibi dolaşık belirtilere karşın Florentine Ariza üçünün en yaşlılarının saldırının öznesi olması olasılığını hemen bir yana bıraktı. Sonra içlerinde en genç, en gözü pek olanı da bıraktı bir yana. Geçerli nedenlerden değil, sadece üç kadını kaygıyla gözetlemesi, anlık sevgilisinin kafesteki bebeğinin annesi olması için yüreğinin derinliklerinde duyduğu isteği doğruladığı için yaptı bunu. Bu varsayım onu öylesine kışkırttı ki bu genç annenin yalnızca çocuğu için yaşadığının açıkça ortaya oluşunda hiç aldırmadan. Fermina Daza'nın bile daha çok düşünmeye başladı onu. 25 yaşında var yoktu, ince uzun, sarışındı. Ona daha da uzak bir hava veren Portekizli göz kapakları vardı. Oğluna gösterdiği sevecenliğin kırıntıları bile kim olursa olsun bir erkeğe yeterdi. Ötekiler dama oynarken o sabah kahvaltısından yatıncaya dek salonda çocuğuyla ilgileniyordu. Onu uyutmayı başarınca sorgun ağacından kafesi güvertenin en serin yerine tavana asıyordu. Uyurken de ilgisini eksik etmiyordu. Alçak sesle aşk şarkıları söyleyerek kafesi sallıyor. Düşünceleri yolculuğun sıkıntıları üstünde uçuşuyordu. Florentine Ariza onun er geç tek bir el kol devinimiyle de olsa kendini ele vereceği umuduna sarılıyordu. Okuyormuş gibi yaptığı kitabın üstünden hiç çekinmeden bakarken keten bluzunun üstüne taktığı pandolifinin ritminden soluk alışındaki en küçük değişiklikleri bile gözlüyor, yemek salonunda onun karşısına gelecek biçimde oturmak için yer değiştirecek denli hesaplı bir densizliğe vardırıyordu işi. Ama gizini paylaşan kişinin gerçekte o olduğuna ilişkin en küçük bir belirti bile yakalamayı başaramadı. Ondan kalan tek şey arkadaşlarından genç olanı böyle seslenmişti ona çünkü adıydı yalnızca Rosalba. Yolculuğun 8. günü gemi mermer çeperli dar bir boğazdan güçlükle geçerek Puerto'ya yanaştı. Yolculuklarını son iç savaştan en çok zarar gören eyaletlerden biri olan Antioquia'ya dek sürdürecek olan yolcuların burada inmeleri gerekiyordu. Liman palmiyelerden yapılmış 5-6 kulübeyle çinko damlı ahşap bir dükkandan oluşuyor, yalın ayak, iyi silahlanmamış birkaç devriye askeri tarafından korunuyordu. Asilerin gemileri yağmalamak için bir plan hazırladıkları haber alınmıştı çünkü. Evlerin ardında uçurumun kıyısına oyulmuş, atnalı biçiminde çıkıntılı yabanıl dağlar yükseliyordu göğe. Gemide kimse rahat uyumadı ama gece saldırı gerçekleşmedi. Gün ağarırken liman Cordelia de la Central dağlarındaki orkide ormanlarına dek 6 gün süren tırmanışı hazır bekleyen dizi dizi katırlar arasında hurma kozalağından yapılmış uğurluklar ve aşk iksirleri satan kızıl derileriyle bir pazar yerine dönüşmüştü. Florentine Ariza geminin zencilerin sırtında yük boşaltılmasını seyrederek eğlenmişti. Çin porselenleriyle dolu sepetlerin, Envigado'lu evde kalmış kızlar için kuyruklu piyanoların indiğini görmüştü. Gemiden inen yolcular arasında Rosalbaların da bulunduğunu çok geç fark etti. Amazon çizmeleri, ekvator renklerinde şemsiyeleriyle katırlara yan binmişlerdi çoktan onları gördüğünde. O zaman günlerdir cesaret edemediği adımı attı. Rosalba'ya eliyle bir veda işareti yaptı. Üç kadın onu öyle bir içli dışlılıkla yanıtladılar ki gecikmiş gözü pekliğinden ötürü içi burkuldu. Ardlarında bavulları, şapka kutuları ve çocuk kafesiyle yüklü katırlar dükkanın arkasına kıvrıldıklarını az sonra da bir dizi işçi karıncalar gibi uçurumun kıyısından tırmandıklarını gördü. Yaşamından bütün bütün çıkıp gitmişlerdi. O zaman dünyada yapayalnız hissetti kendini. Son günlerde pusuda bekleyen Fermina Daza'nın anısı öldürücü bir darbe gibi indi ona. O cumartesi onun gösterişli bir düğünle evleneceğini biliyordu. Onu en çok seven, her zaman da sevecek olan varlığının onun uğruna ölme hakkı bile yoktu. O ana değin gözyaşlarıyla boğulmuş olan kıskançlık ruhuna egemen oldu. Fermina Daza'nın salt toplumda bir süs olarak koca diye istediği bir adama tam sevgi ve bağlılık andı içeceği sırada tanrısal adaletin yıldırımıyla çarpılması için Tanrı'ya yakarıyor, kendisinin olmazsa hiç kimsenin olmayacak olan gelinin ölümün çiğiyle ağarmış portakal çiçekleri, büyük sunağın önünde gömülü 14 piskoposun ölümcül mermer yontularının üstüne yayılan köpük köpük tüller arasında boylu boyunca katedralin döşemeleri üstüne uzanmış görüntüsüyle kendinden geçiyordu. Ama öcünü aldıktan sonra kendi kötülüğünden pişmanlık duydu. O zaman Fermina Daza'nın tertemiz soluğuyla yabancı ama canlı ayağa kalktığını gördü.
Onsuz bir dünya düşünmesi olanaksızdı çünkü. Artık uyuyamıyordu. Ara ara bir şeyler atıştırmak için sofraya oturuyordu ama bu Fermina Daza'nın sofrada olduğunu düşlediğinden ya da tam tersine uğrunda aç kalarak onu onurlandırmak istemediğindendi. Bazen Fermina Daza'nın düğün şenliğinin esrikliği içinde, hatta balayının ateşli gecelerinde bir an, hiç olmazsa bir an ama mutlaka bir an acı çekeceğini, alaya alınmış, aşağılanmış, horlanmış sevgilisinin hayalinin zihninde canlanacağını, mutluluğuna gölge düşüreceğini düşünerek avutuyordu kendini. Yolculuğun sona ereceği Karakolya Limanı'na varmadan bir gece önce Kaptan Mürettebat'tan oluşan bir üflemeli çalgıcılar orkestrası, Kaptan Köşkü'nden atılan renk renk havai fişeklerle geleneksel veda bandosunu verdi. Büyük Britanya elçisi, Odysseus'un eşsiz ve sofistike çiftesiyle öldürülmesine izin verilmemiş olan hayvanları fotoğraf makinesiyle avlayarak göğüs germişti yaşama. Yemek salonunda resmi giysilerle görülmediği hiçbir gece olmamıştı. Ama balo gecesi MacTavish klanının skoç kostümüyle ortaya çıkıp gayda çaldı. İsteyenlere ulusal danslarını öğretti. Tanyer'i ağarmadan neredeyse sürükleyerek kamarasına taşımak zorunda kaldılar onu. Florentine Ariza acıdan bitkin, şenlik uğultusunun bile ulaşmadığı ıssız güvertenin uzak bir köşesine çekilmiş, soğuktan kemiklerinin sızlamasına karşı koymak için Lotharia Tabat'ın paltosuna sarılmıştı. Ölüme hüküm giymiş bir mahkumun idam sabahı uyanışı gibi sabahın beşinde uyanmış, bütün bir pazar Fermina Daza'nın düğününü an an tasarlamaktan başka hiçbir şey yapmamıştı. Çok sonra evine döndüğünde saatlerce yanıldığının, her şeyin tasarladığından farklı olduğunun bilincine vardı ama yine de imgelemeyle alay etme sağduyusunu gösterdi. Ama her şeye karşın yeni evlilerin kendilerini ilk gecenin hazlarını bırakmak için gizlice bir kapıdan süzüldükleri anın geldiğini düşündüğü zaman yeni bir ateş nöbetiyle doruğa ulaşan acılı bir pazar oldu o pazar. Onun ateşten titrediğini gören bir kapana, biri kaptana haber verdi. O da bir kolera vakası olmasından korkarak gemi doktoruyla birlikte eğlenceyi bırakıp geldi. Doktor bolca bromür vererek ne olur ne olmaz diye karantina kamerasına yolladı onu. Ama ertesi gün karakolinin sarp kayalıkları ufukta belirdiğinde ateşi düşmüş, neşesi yerine gelmişti. Yatıştırıcıların durgunluğu içinde telgrafçılığın parlak geleceğinin canını cehenneme yollayıp aynı gemiyle eski sokağına Halle de la Ventas'a dönmeye kesin olarak karar vermişti çünkü.